Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu e-kitaplar. Bu videoda sizlerle birlikte e-kitaplar okunmalı mı? Neden okunmalı? Nasıl okunmalı? Gibi soruları cevaplayacağız ve ben e-kitap okuyor muyum? Okumuyorsam niye okumuyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Şimdi ne demiştim size? E-kitapların 3 olumlu ve 3 olumsuz özelliklerinden bahsedeceğim. İlk başta olumlu özelliklerle başlayalım değil mi? E-kitaplar sayesinde istediğiniz bir kitaba her an her yerde ulaşabiliyorsunuz. Yani yanınızda o kalın, koca koca kitapları taşımanıza gerek kalmadan telefonunuzda, tabletinizde hatta bilgisayarınızda bile o kitapları saklayabiliyorsunuz. Tabii ki dijital bir ortamda. Bu e-kitaplar içerisinde sadece e-kitap okuyucuları yer almıyor. Aynı zamanda telefonlarınızdan, bilgisayarlarınızdan, tabletlerinizden kitapların PDF haline okumanız bile benim için e-kitaplar arasında yer alıyor. Çünkü günümüzde e-kitap okuyucuların bile bir hayli pahalı olduğunu düşünürsek aslında kitap okumak için kitabın PDF'ini internetten indirip ücretsiz kaynaklardan veya satın alarak telefonunuzdan veya tabletinizden okumanız da mümkün. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Olumlu yanlarından ikinci noktaya gelirsek o da kitabın paragraflar arasındaki boşluklar, yazılar arasındaki boşluklar, sayfa düzeni, sayfa boyutu, yazı stili, harf arası aralıklar, bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz daha keyifli bir okuma sağlaması için size. Nasıl daha rahat okuyorsanız arka plan beyazken mi, arka plan siyahken mi hepsini siz belirleyebiliyorsunuz ve tamamen kendinize özel bir okuma ortamı oluşturuyorsunuz o dijital platform sayesinde. Üçüncü noktaya gelecek olursak ise kitap okumanın barındırdığı tüm faydaları kendi içerisinde barındırıyor e-kitap okumak. Yani e-kitabı kitaplardan farklı bir şey olarak düşünmeyin. Bu kitaplar sayesinde, bu kitapları okuyarak kazanabileceğiniz bütün her şeyi telefonunuza indirdiğiniz o PDF'leri okuyarak da kazanabilirsiniz. Çünkü aynı sohbeti yapıyorsunuz, aynı şeyleri konuşuyorsunuz yine yazarlarla. Şimdi ise videomuzun bu kısmında e-kitapların 3 olumsuz özelliğinden bahsedeceğim. Umarım bunlar sizi kitap okumaktan soğutmaz. Birinci maddeyle başlayalım. Ben aslında kitap okurken kitapla, yazarla, kelimelerle, sayfalarla biraz bağ kuruyorum. Elime aldığım bir kitabı dokusunu hissediyorum, kokluyorum, hissediyorum. Biraz farklı boyuta gitmeye başladı değil mi? Yani aslında söylediklerim şaka değil. Gerçekten okuduğum bir kitabı elime alıp hissetmeyi, onun kokusunu içime çekmeyi, o kağıt kokusunu, saman kokusunu, eski kitap ya da yeni bir kitap mı olduğunu kokusundan elimle dokunarak anlayabiliyorum. Çünkü bu bana daha iyi hissettiriyor. Okuduğum kitapları tek tek kütüphaneye böyle dizerek, kendime bir kitaplık oluşturarak, evimin bir köşesine tamamen kitapları ayırarak, hatta evimin her tarafına kitapları böyle somut bir şekilde yayarak onları zaman geçtikçe elime alıp okumak çok daha hoşuma gidiyor ve çok daha içsel bir bağ kuruyorum. Aynı zamanda bu aslında benim okumamı daha çok anlamamı sağlıyor. E-kitaplarda bunu pek bulamadım. Zamanında çok e-kitap okudum. Tabii ki e-kitap okuyucularda değil. Telefonumda veya bilgisayarda fiziksel olarak satın alamadığım o kitabı PDF olarak indirip okuduğum çok oldu. Ama o okumalarımdan, yani e-kitap okumalarımdan bu kitaplardaki o hazzı, keyfi alamadım. İkinci olumsuz özelliği ise gözünüzü yorması. Çünkü eğer telefonunuzdan okuyorsanız, tabletinizden veya bilgisayarınızdan okuyorsanız gerekli parlaklık ayarını tam olarak ayarlayamayacağınız için o ışık bir müddet sonra gözünüzü yoracak. Ama oysaki kitaplarda böyle bir şey yok. Kitaplarda tamamen gözünüzü dinlendirecek bir okuma keyfi yaşıyorsunuz. Ha, eğer maddi imkanınız el veriyorsa bazı yeni gelişmiş, yeni geliştirilen e-kitap okuyucularında bu sorun da ortadan kalkmış. Hatta beyaz sayfada okumak yerine siyah beyazı karıştırıp siyah sayfada beyaz yazıları okuyarak daha böyle rahatlatıcı bir okuma size sunuyor. Ama hepimizin bu e-kitap okuyuculara ulaşma imkanı olmadığı için ve son derece pahalı oldukları için telefon gibi yerlerde e-kitapları okumak bizi zaman içerisinde gerçekten çok yorabiliyor. Olumsuz özelliklerinin sonuncusu, yani üçüncü sırada kolaylaştıkça zorlaşması yer alıyor. Yani bu ne demek? Hayatınızın her anlamında bir iş ne kadar kolaylaşıyorsa o kadar çok zorlaşır. Çünkü doğamız gereği bir şey kolaysa, basitse onu birkaç kez yaptıktan sonra artık onu daha fazla yapmıyoruz. Nasıl olsa bu kolay. Şu gün yaparım, şu saat yaparım, bir hafta sonra yaparım diye onu sürekli erteliyoruz. Çok kolay bir eylem ya. Mesela çantanızda sürekli o e-kitap okuyucuyu taşıyorsunuz ve biliyorsunuz ki e-kitap okuyucuyu elinize alıp o kitabı açmanız yaklaşık 10 saniye sürüyor. Bir zaman sonra şarjının bitmesi sizi çok sinirlendirebiliyor. Çünkü o 10 saniyelik eylem için uğraşmak istemiyorsunuz. Şarjı bittiyse neyse sonra şarjı takarım deyip atıyorsunuz kenara. Bu
konuda bana inanın, bunun çok fazla örneğini gördüm. E-kitap okuyucuyla daha kolay kitap okuyacağını sanan çoğu okur, kitap okumaktan bile soğuyor. E-kitabın şarjı bitiyor, işte pili yetmiyor, ışık yetersiz, kitap yetersiz, kitapta bazı çeviri hataları oluyor PDF versiyonlarında ya da uyumluluk göstermiyor falan, onlarla uğraşacağım edeceğim derken kitaptan bile soğuyorlar. Bu yüzden en güvenli yol, en temiz yol ve en yararlı yol bence fiziksel olarak okumak kitapları. Şimdi isterseniz sonuca gelelim. Sonuç olarak eğer imkanınız varsa kaliteli bu e-kitap okuyuculara ulaşabiliyorsanız e-kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak istiyorsanız, kendinize yarar sağlamak, katkı sağlamak istiyorsanız bu kitapların size sağlayacağı tüm yararları e-kitap okuyarak da sağlayabilirsiniz. Ciddi bir okuma anı yaratarak kendinize. Alın e-kitap okuyucunuzu elinize. Telefon veya tabletinizi de alabilirsiniz. Oraya PDF olarak indirdiğiniz kitabı açın. Kahvenizi koyun, çayınızı koyun. Güzel, hoş bir an yaratın. Ve benim her zaman söylediğim gibi kitap okuduğunuz anı en değerli hale getirmeye çalışın. Ve bu sırada okuduğunuz kitabı e-kitap da okusanız, fiziksel olarak da okusanız kesinlikle almak istediğiniz o verimi alacaksınız. İhtiyacınız olan o bilgiyi bilinçaltınız kapacak. Sosyal medyada yarım saatinizi, bir saatinizi hatta 2-3 saatinizi geçirmektense bunun bir kısmını telefonunuza kitap okumaya ayırıp aslında arkadaşlarınızın o gün ne giydiğini, ne yediğini öğrenmek yerine yazarın aslında bize ne anlatmak istediğini anlayarak kendinize o andan başlayıp daha kaliteli bir hayat kurabilirsiniz. Çok basit değil mi ya? Orada Instagram'da arkadaşınızın bir postunu beğeneceğinize, kitabın baş karakterinin neden her gün aynı saatte o kafede kahve içtiğini öğrenerek hayatınıza devam edin. Belki hayatınızda sizin de bazı şeyleri değiştirebilir. Bu arada unutmadan bu noktada size kısa bir tüyo vermek istiyorum. Eğer telefonunuzdan kitap okuyacaksınız, telefonunuza indirdiğiniz PDF'leri okuyacaksanız bildirimleri kesinlikle kapatmanızı öneriyorum. Çünkü kitap okurken telefonunuza Instagram'dan bir bildirim, Twitter'dan veya herhangi bir yerden bildirim gelmesini istemeyiz. Sadece acil durumlar, yani telefon çağrıları ve mesajlar açık olsun. Zaten size ulaşmak isteyen insan her türlü ulaşır. Hadi tamam. WhatsApp bildirimleriniz de açık kalsın ama grupları bence kapatın. Bu sayede kendinize daha odaklı, daha dikkatli bir okuma anı yaratabilirsiniz. Yani size son olarak şunu söylemek istiyorum. E-kitap okunmalı mı? Evet arkadaşlar, kesinlikle okunmalı. Daha da doğrusu kesinlikle kitap okunmalı. Çünkü kitap okuyarak kendinize daha iyi bir hayat çizebilirsiniz. Kitap okuyarak hedeflerinize daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve kitap okuyarak şu an olduğunuz an daha güçlü, daha bilgili ve daha başarılı bir insan olabilirsiniz. Bundan size her videomda ama her videomda bıkmadan, usanmadan ısrarla bahsediyorum. Çünkü ben şu an yaşadığım hayatı, şu an karşınızda böyle konuşabiliyor olmamı okuduğum bütün bu kitaplara borçluyum. Okudukça, yazarlarla sohbet ettikçe, yazarların beni o çıkardığı yolculuklarda yepyeni maceralara atıldıkça artık beynim, bilinçaltım öyle bir gelişiyor ki etrafıma baktığım her şeyden bir anlam çıkartıp artık yaptığım tüm işlerde okuduğum bu kitaplar sayesinde onlardan öğrendiğim şeyler sayesinde daha başarılı işler çıkartıyorum, daha başarılı oluyorum. Bu kadar net, bu kadar basit. Evet, e-kitap okunmalı. Çünkü kitap okunmalı. Güzel kapanıştı. O halde tekrar hatırlatacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayınız. Görüşürüz.